Yunanistan bu kez Türk basın mensuplarını hedef aldı. Haber yapmak için Meis Adası'na giren Anadolu Ajansı ekibinin pasaport bilgilerini internetten yayınladı. Kışkırtıcı ifadelerle gazeteciler hedef gösterildi. Biz burada akredite gazetecileri buraya son dönemdeki gelişmeler üzerine haber yapmak maksadıyla dün Atina'dan yola çıktık. Türkiye düşmanı haberleriyle bilinen Yunan internet sitesi basın özgürlüğünü hiçe sayan bu skandala imza attı. Bizim MİT ajanı adaya geldiler. İşte neden bunlara izin veriyoruz, bu ajanların adamıza gelmesine izin veriyoruz. Gereken yapılsın, işte zaten bilgileri de burada. Kışkırtıcı ifadelerle hedef gösterdiler. Ankara, Türk gazetecilerin hedef gösterilmesine sert tepki verdi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yunanistan'ın mafya devleti gibi davrandığını söyledi. Basın özgürlüğü dersi vermeye kalktıkları Türkiye'de Yunan gazetecilerin istediği gibi çalıştığına dikkat çekti. Buradan Yunan makamlarına sesleniyorum. O gazeteci arkadaşlarımızın saçının teline zarar gelirse bunun bedelini ödersiniz. En zor koşullarda gazetecilik görevini ifa eden Anadolu Ajansı'na tehdit ederek, hedef göstererek, bilgilerini ifşa ederek susturmak kimsenin harcı değildir. Anadolu Ajansı ekibi tehditlere boyun eğmeden bölgedeki haber nöbetini sürdürecek. Bu skandalın aydınlatılması konusu da Yunanistan makamlarının boynundadır. Biz arkadaşlarımıza şunu söyledik, yani kalacaksınız ve orada çalışmalarınızı devam ettireceksiniz.